Osmanlıca'ya Arapçadan girmiş olan surre ya da sürre sözcüğü aslında para çıkını, para kesesi anlamına gelir. Her yıl haç dolayısıyla hükümdarın harameyne yani kutsal sayılan Mekke ve Medine kentlerine yolladığı para ve armağanlara da surre denirdi. Abbasiler zamanında başlayan surre yollanması Osmanlı döneminde de sürdü. Osmanlı padişahları 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar her yıl surre yolladı. Bu armağanlar İstanbul'dan özel bir törenle yollanırdı. Surre alayının uğurlanışı tüm İstanbul için önemli bir olay, çocuklar içinse bir eğlence olurdu. Bir surre alayı günü 15 yaşlarında bir çocuk Şişman Hakkı diye tanınan üvey babasından harçlık aldı. Çocuk o parayla Doğancılar semtine gitti, bilet alıp Dilküşah tiyatrosuna girdi. Ve zamanın ünlü tiyatro oyuncularından Kel Hasan'ı seyretti. Kel Hasan'ı seyredince kendi söyleyişiyle şurasına bir sanat aşkıdır saplandı. Bir sürre alayı günü üvey babasından aldığı harçlıkla Dilküşah tiyatrosuna giden ve Kel Hasan'ı seyredince yüreğine bir sanat aşkı saplanan çocuğun adı İsmail'di. Bu çocuk Türk Orta Oyunu ve Tula Tiyatrosu'nun yüzyılımızdaki en ünlü ve en uzun süre sahnede kalmış temsilcisi İsmail Dümbüllü olacaktır. Küçük İsmail'in yüreğine tiyatro aşkını düşüren ustası Hasan Efendi'ye öylesine muhabbeti vardı ki, ustasının başına fesini kendi kafasında ısıtır, öyle giydirirdi. Ama önce çocukluğunu ve geleneksel Türk tiyatrosuna katılış öyküsünü özetleyelim. Yıl 1897. Üsküdar'da Süleyman Ağa mahallesinde orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğdu İsmail. Babası padişahın silahşörlerinden Zeynel Abidin Efendi, annesi Fatma Azize Hanım'dı. İsmail daha 6 aylık bir bebekken annesiyle babası ayrıldılar. İsmail daha 2-3 yaşlarındayken babası Üsküdar'da bir kadınla evlendi. Annesi de Şirket-i Hayriye memurlarından Şişman Hakkı diye anılan, mektep medrese görmemiş ama namazında abdestinde bir adamla evlendi. İsmail Dümbüllü hayatının son yıllarında anılarını Sadiyaver Ataman'a anlatırken Hakkı Efendi için şöyle diyecektir. Şişman Hakkı namıyla maruf olan ünlü musalli bir adama vardı. Fakat o adam öyle bir adam çıktı ki bana bir fiske bile vurmadı ve ben de vurdurmaya sebep olmadım. Beni çok severdi. Üsküdar'da ilkokulu bitiren İsmail, üvey babasının isteği üzerine Toptaşı askeri rüştiyesine girdi. O dönemde toplum sanata ve sanatçıya pek açık değildi. Üstelik İsmail'in aile çevresi de tiyatroya atılmasına karşıydı. Ancak İsmail'in Üsküdar müftüsü olan üvey amcası Hilmi Efendi aydın bir adamdı. Oyuncu olmak ahlaksızlık değildir. Bu da bir sanattır. Böyle söyledi üvey amcası. İsmail'de yetenek, heves ve azim sezen ustası Hasan Efendi de ben dindar bir adamım. Dinime, diyanetime sağlam bir insanım. Oyuncu olmakla namussuz mu oldum? Senin çocuğun da namuslu kalacak, merak etme. Benim yanımda ileride iyi bir sanatçı olur, para kazanır. Böylece çocukluğundan beri tiyatroya merakı olan, evde, okulda, sokak aralarında kendi uydurduğu tiyatro oyunlarını oynayan İsmail'in hayatında yeni bir dönem açılmış oluyordu. Acaba İsmail nasıl İsmail Dümbüllü oldu? Soyadını nasıl aldığını kendi sesinden dinleyelim. Dümbüllü adı ben, Peruz Hanım vardı. Kantıcı meşhur Şam'dan evvel Peruz. Bu Peruz Hanım o zamanın en birinci kantosu. Hem beste yapar hem güfte yapar. Öyle bir kantocuydu. Bu adam Dümbüllü kantosu söylerdi. Ne bakarsın gözüme, Peruz derler özüme. Bir dahi yer seversen yemin ettim gözüme. Böyle şey söylerdi. Sonra bunu muhtar bey aldı. Şişman Muhtar. Bu Muhtar Bey başladı Anadolu şivesinden. Ne bakarsın özüme, onu muhtar derler özüme. Bir daha yersen yemin ettim gözüme diye. Ben de muhtarla Peruz'dan kaptım. Bunun arkasına bir de gazel ilave ederek de Kalasan'la bana Dümbüllü, Dümbüllü, Dümbüllü diye. Ondan sonra Dümbüllü ismi kaldı soyadı olarak. Bir gün Üsküdar'da olmak dolayısıyla tescil ediliyor soyadları, gittik kaymakamla. Lütfü Aksu vardı, Üsküdar kaymakamı, o da öldü, Allah rahmet eylesin. Biz de Meral diye soyadı aldık. Şöyle bir baktı, hayır dedi, babamla annen hemşirelerin alır fakat sen bu soyadını alamazsın. Seni bu halk Dümbüllü diye biliyor. Soyadı sana Dümbüllü diye tescil edecek, ben Dümbüllü diye kalacaksın sen dedi. Ve Dümbüllü diye tescil ettim, önünde biz orada kaldık. Dümbüllü soyadının öyküsü kısaca böyle. Onu İsmail Dümbüllü yapan nedenleri ünlü yazar ve tiyatro adamımız Haldun Taner'den dinliyoruz. Bu orta oyuncularda iki ayrı kat diyelim mevcuttur. Bir tanesi doğarken dünyaya getirdikleri, daha da hak, Allah'tan, Allah vergisi olarak getirdikleri nitelikler, yaratılış icabı getirdikleri nitelikler ki ilerideki rollerinde, komikliklerinde bu niteliklerin rolü çok büyük olacaktır. Bu nitelikler hangileridir? Kanı sıcaklık, herkesten başka bir görünümü olmak, herkesten daha fazlaca bir ışınımı, bir radyasyonu olmak zaten. Nükte sevmek, küçük yaştan beri komikliğe, muzikliğe yatkın olmak. Bakıyoruz da bütün şeylerde bu ortak vasıflar var. Mesela Hamdi Efendi'de, mesela Abdi Efendi'de, mesela Küçük İsmail Efendi'de, mesela Naşit'te, mesela Hazım'da, hepsinde bunlar var. İkincisi, bu niteliklerin üstüne kendilerinin zamanla, bir takım ustalarla temastan sonra edindikleri teknikler. Bu teknik bilgiler yahut bu ustalardan edinilmiş bilgiler o komik yaratılışın, o uygun yaratılışın üstüne binince bu ikisinin izdivacından işte tanınmış bir halk komiği çıkıyor. Dümbüllü bir kere tam bir halk figürüdür. İstanbul'un kenar mahallesinin pek seveceği, pek benimseyeceği, pek özdeşleşebileceği bir halk çocuğudur. İstanbullu olmamasına rağmen. Dümbüllü'nün devamlı partneri Tevfik İnce ise halis bir İstanbulludur. Dili de Aksaray Beyazıt, bu çevrelerin tipik İstanbul Türkçesidir. Kelimelerin hecelerini yiye yiye hızlı, zeki konuşan bir halk adamıdır o da. Dümbüllü'nün fizik yapısının sahnedeki sempatisine büyük faydası olmuştur. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun sinirlenirdi İsmail denince kendisine. İsmail daha halkça, daha Türkçedir derdi. Baltacıoğlu, der ki bizim halkımız şarloya gülmez, şarloya acır. Bizim halkımız jest mimiğine güler. Laf mimiğinden çok jest mimiğine güler. Bizim halkımız Dümbüllü'nün kaşlarını oynatmasına, kaşlarıyla gülmesine, kaşlarıyla kızmasına, kaşlarıyla dikkat etmesine, kaşlarıyla şaşırmasına alışmıştır. Dümbüllü'nün sesi, konuşma tarzı, taklit edilemeyen bir sesi vardır. Bu sesi ve konuşma tarzı da şeyine, üslubuna, sahnedeki kişiliğine çok yatkındır. Dümbüllü bunlar dışında da tabii ki Kelasan'dan, üstadı olan Kelasan'dan, tabii ki üstadı olan Naşit'ten bir takım kolpolar öğrenmiştir. Ve bunları mezcederek ortaya bildiğimiz Dümbüllü bileşimini getirmiştir. Fakat benim aradığım bir insan var. Bir zamanlar benim yanımda çalışıyordu. Ondan sonra kalktı gitti. Bana bir telgraf çekti, Hüseyin'cim dedi. Seni muhakkak bulmalıyım dedi. Kalkıp gelecek bakalım ne söyleyecek. Ve değerli konuklar, söylediğiniz gibi 70'in aşkın, beyaz saçlı delikanlı, Türk temaşa hayatının günümüzdeki tek kişisi, tek temsilcisi İsmail Dümbüllü. Efendim, yaşını mezata koymuşlar, kimi der 80, kimi der 90, bunu da söyleyenin aklı noksan. Ne yapsam, yeniden doğsam, sizler gibi şirin, sizler gibi güler yüzlü, sizler gibi cana yakın, böyle bir halk kütlesinin karşısında her vakit bulunsam benim için şerefli. Hepiniz sağ olun, var olun. Ben sana kısa günde 50 sefer söylüyorum. Yol biliyorum dedim. Ben de senin bildiğin yola seninle beraber çıktım. Ne yol bildiğim var ne bir şey evladım. Babacığım, evden çıktığımız zaman her zaman bu yola doğru gitmiyor muyduk? Gidiyorduk ama şimdi yolumuzu sapıttık. Ben sana kısa günde 50 sefer söylüyorum. Sabahleyin kalkarken besmeleyle kalkacaksın sağ tarafından. Yemine ikimiz rahat gitti. Şimdi de taraftan gideceğiz. Babacığım, şu taraftan doğru gideceğiz. Buyurun. Yolun doğrusu bu taraftan doğru. Gel bakalım. Ha, yolun doğrusuna şimdi isabet ettik. Ulan ikimiz de mezarlığa düştük. Eyvah baba, ben selam oldum, yanlış yola düştük. Aman yarabbel alemin, ne kadar eski bir mezar ki tarihi bile silinmiş. Alnında bir yazı var taşın üstünde, görüyor musun? Görüyorum ama okuyamıyorum baba. Ben okuyayım, sen dinle. Ey benim nazlı mihribanım, evet, zannetme ki ben Sultanı Süleyman'ım. Tersani amirede Ocaklı Süleyman'ım. Tarihi vefatı 1255. Duamızı edelim. Ecdadımıza lanet olsun, bir daha bu kabristana ayak basmayalım. Olur babacığım, duamızı edelim, korkuyorum ben zira. Gel bakalım. Ulan sen ona mı okuyorsun, bana mı okuyorsun? Allah kadın rahatsız eder. Anne! 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 Efendim, süt mi misiniz? Geçen sene süt miydim ama sütümüm oldu olan. Hayır, çocuk birdenbire ürkünce meme verdiniz de ondan. Efendim, sizin anlayacağınız bu çocuk anadan öksüz kaldı. aldı. Anadan öküz mü kaldı? Anadan öküz kaldı, babadan da mazlum keçisi kaldı. Dükkanda öksüz kaldı. Öksüz kaldı. Şu halde siz kız mısınız, dul musunuz? Efendim? Kız mısınız, dul musunuz? Kızın aydın. Hayrola babacığım? Benim de kısmetim çıktı. Dulum anacığım, dul. Dul musun? Evet. Aman o senin yanakların adeta elma. Yanakların elma. Burnuma dikkati baktın mı? Evet. Ahla dalgısı. Uzakların kiraz. Hemen çengel koy ayvası. Burası bir maraz dükkanı. Efendim Dümbüllü İsmail Efendi güldürmek için yaratılmış bir adam. Onun tabiatı güldürmekti. Bazıları gibi zoraki komik değildi o. Eskilerin deyimiyle nekre bir adamdı. Güldürmenin, gülmenin insanları birbirine yaklaştırmakta en etkili bir kaynaşma vasıtası olduğunu anlatmak istiyordu. Böyle bir tabiata sahipti. Bütün büyük halk sanatçılarımız gibi İsmail Dümbüllü'nün de büyük bir timing, zamanlama ustası olduğu bilinir. Aldığı repliğe cevabını yapıştırmadan önce bir duraksaması vardı ki, bu ona biraz sonra patlatacağı nükteye bir gerilim vurgulaması sağlardı. Bu bir anlık bönlük aldatmacasını hiç beklenmedik esprisinin kahkahaları arasında eritme fırsatı verirdi. Lale'nin camii var. Bak cami. Camide ne var? Mevlüt var, buyurun. Hayır, Lale'nin camisini de geçtik. Geçtik. Aksaray'a geldik. Aksaray'a gidecekler de geçir tulumba. Tulumba! Evet. Tulumbanın neresinde? Dümbüllü'nün zamanlamadaki ustalığını gösteren bir örneği, olaya tanık olmuş bir kişiden, karikatür ve tiyatro sanatçısı Altan Erbulak'tan dinleyelim. İsmail Dümbüllü, Türk tulaat sanatının gerçekten son ustası olan İsmail Dümbüllü benim hocam değildi. Ama daha önemlisi İsmail Dümbüllü benim dostumdu. Benim tiyatroya olan sevgimi bilen arkadaşlar her zaman yarın akşam şurada, öbür akşam burada diye bana İsmail Dümbüllü'nün nerede oynadığını haber verirlerdi. O yıllarda bir karşı sahilde, yani ben İstanbul'u bilerek, düşünerek söylüyorum. Karşı sahil dediğim Kadıköy sahillerinde. O dönemin ve bu döneminde olduğu gibi İsmail Dümbüllü bir turnesine çıkmıştı. Yani yazlık turnelere. Yazlık turneler her zaman olduğu gibi değişmedi bu kural. Yazlık sinemalarda olurdu. Ve bu yazlık sinemalar tıpkı film oynatıyorlarmış gibi komedi gruplarını alırlar ve onlara imkanlar tanırlardı, gel oyna diye. Fakat İsmail Dümbüllü öyle değildi. İsmail Dümbüllü örneğin Üsküdar'da oynadıktan sonra ertesi gün Beylerbeyi'ne, sonra Çengelköy'e, sonra Baniköy'e ve sırasıyla bütün iskelelere uğrayarak tıpkı bir şehir atları vapuru gibi sanatını sürdürmeye çalışırdı. İşte o günlerden birinde İsmail Dümbüllü Üsküdar'da oynuyordu ve ben ilk gün Üsküdar'da oynadığı o salaş, o bakımsız, o inanılmaz derecede kötü olan bir açık hava sinemasına gittim. İsmail Dümbüllü afişlerini asmıştı ve bir oyun oynuyordu. Şu anda oyunun ne olduğunu anımsayamıyorum. Ama oyunun içerisinde espriler aynıydı. Fakat ben birinci sırada oturdum ve İsmail Dümbüllü'yü ve Tevfik İnce abimizi, ikisine de Allah rahmet eylesin, onları izlemeye koyuldum. Çok güzel oynuyorlardı ve ben belirli yerlerde seyirciyle birlikte gülüyordum. Fakat bazı yerlerde tiyatroya olan sevgimden seyirciden daha fazla güldüğüm de oluyordu. Ve İsmail Dümbüllü'nün arada bir gözü bana takılıyordu. Ertesi akşam iş değişti. Üsküdar'dan onlar Beylerbeyi'ne geçtiler. Ben de Beylerbeyi'ne geçtim. O gece aynı biçimde İsmail Dümbüllü'yü gene Beylerbeyi'nde Üsküdar'ınkine benzeyen bir salaş açık hava sinemasında gene en önde izledim. Gene aynı oyunu oynadı İsmail Dümbüllü. Ve aynı oyunu oynarken gene aynı esprileri yaptı ve ben aynı şekilde güldüm. Üçüncü gece bu kez Çengelköy'deydi. Ben de Çengelköy'deydim. Çengelköy'e geldim ve o gene birbirine benzeyen salaş sinemaların birinde, bu sefer Çengelköy'ünde olan sinemada gene en ön sırada gene İsmail Dümbüllü izlemeye başladım. Gene aynı şekilde güldüm. Fakat İsmail Dümbüllü'nün dikkatini çekmişti artık. Çünkü üç gece arka arkaya bir garip kişi gelip onu en ön sırada bir iskemleden, bir tahta salaş iskemleden izliyordu. Ertesi gün Baniköy'e geldiğimizde inanılmayacak bir olay oldu. İşte benim mutlu rastlant dediğim olay. İsmail Dümbüllü sahneye çıktığında aradı ve beni buldu. 3 gece aynı yerde gördüğü seyircisini 4. gece Baniköy'de bu kez tekrar karşısında görünce birdenbire oyunu durdurdu ve bana doğru eğildi. "Evladım" dedi, "sen bu açık hava sinemalarının sahibinin oğlu musun?" Tabii çok güzel bir espriydi. Bizim espri dediğimiz onların tulaat dediği, büyük ustalık isteyen ve şu anda yapılması gerçekten çok güç olan, çünkü öğretmeni olmayan bir olay benim gözümün önünde gerçekleşmişti. "Hocam, üstadım" dedim. "Estağfurullah" dedi. "Yok" dedim, "hocamsınız, çünkü bugünden itibaren benim hocamsınız, sizi seyrettim ama bir şey öğrenmek istiyorum" dedim. "Söyle yavrum" dedi. Dedim ki 4 gecedir oyununuzu izliyorum ve 4 gecedir aynı oyunu oynuyorsunuz ama esprileri yaparken, daha doğrusu deyimle söyleyeyim, tulaç deyimiyle, espriyi patlatırken aynı şekilde zamanlama yapmıyorsunuz" dedim. "Zamanlama nedir?" diye sordu. "Yani" dedim, timing nedir?" dedi. Dedim, yani bu nükteyi tam zamanda patlatmak." "Hah, öyle söylesene yavrum" dedi. "Ne yapıyorum ben?" dedi. Örneğin şimdi anımsayamayacağım ne olduğunu lafın ama tulatta çok ünlü bir deyim vardır, yani karşılıklı söylenen açmaz dedikleri. Biri "ne hakla" der, öbürü "35'e bakla" der. Şimdi bu gülünecek bir şeydir o dönemin içerisinde. Evet, İsmail Dümbüllü bu sözü ilk gece "ne hakla" diyen, karşısına diyen Tevfik İnce'ye bir saniye durduktan sonra "35'e bakla" dedi ve seyirci güldü. 2. gece Beylerbeyi'nde izlerken "ne hakla" dedi. İsmail Dümbüllü "anlamadım" diye sordu. Bu sefer tekrar etti Tevfik İnce. O zaman "35'e bakla" dedi. Gene güldüler. 3. gece ki Çengelköy'de izlerken "ne hakla" dedi. Daha "hakla" derken A harfinin üzerine bindirdi lafı ve "35'e bakla" dedi. Gene güldüler. Şimdi bunun bir ilim tarafı olması gerekliydi. Yani ne zaman söylenirse laf gülünür olurdu. Ben de onu sormak istedim İsmail Dümbüllü'ye. Dedim ki bazen önemli bir es veriyorsunuz. Bazen tam üstüne bindiriyorsunuz lafı. Bazen de tekrar ediyorsunuz karşınızdakine bu lafı. Hangisi bunun doğru? Hepsine güldüler dedim ama hangisi doğru? Dedi ki yavrum ben seyircinin sıcaklığına göre oynarım ve bunun nasıl olduğunu sana anlatamam, öğretemem. Eskiler böyle kolay gibi görünen ama bulunup söylenmesi zor sözlere sehli mümteni derlermiş. Dümbüllü yalnız söz söyleme ve zamanlamada değil, oyunu duruma uydurmada da büyük bir ustadır. Bir gün havuz üstüne kurulmuş bir sahnede sıcaktan bunalınca oyunun gereğiymiş gibi kendini havuza atmıştır. Türk seyirlik oyunları tarihinin altın çağında yaşayan İsmail Dümbüllü 55 yılı aşkın süre sahnede kaldı. Orta oyunu ve tulaat geleneğimizin son temsilcisi sayılır. Öyle olmasa bile yaşadığı süre içinde büyük bir sanatçı olarak kaldığı, geniş halk kitlelerini etkilediği ve silinmez izler bıraktığı inkar edilemez. Onda sanat sevgisi öylesine sönmez bir ateşti ki, jübilesini yaptıktan sonra bile sahneye çıktı. İsmail Dümbüllü, tiyatronun yanı sıra 1945'lerden başlayarak birçok filmlerde de oynadı. Oynadığı filmlerin başlıcaları şunlar: Memiş, Kızılırmak Karakoyun, Dümbüllü Macera Peşinde, Keloğlan, Harman Sonu, İncili Çavuş, Ne Sihirdir Ne Keramet, Sihirli Define, Dümbüllü Sporcu, 40 Gün 40 Gece, Mihriban Sultan, Dümbüllü Tarzan, Bayram Gecesi ile Nasreddin Hoca ve Timur Lenk. 55 yıl halkımızı güldüren, düşündüren, usta halk komiği İsmail Dümbüllü'yü anlatan programımızı onun bir sözüyle bitiriyoruz. Gençlik bir kuştur, uçtu tutamam, yaşlılık bir kumaş, aldım satamam. Ey muhterem seyirciler, bu yana, bu yana, biraz da kumağınızı verin bana. İçeride gönülleri fetheden, kalpleri yerinden oynatan, göbeklerini birbirine katan aşk macerası sizi bekliyor. Buyurun, buyurun.